BMW fabrikasında çalıştığı için bu alana tabii ki herkes giremez. Buraya biz giriyoruz sadece. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Salman Kara. Bugün sizlere tanıtmak istediğim bir araç var. Arkamda görmüş olduğunuz Hockenheim gümüş renginde bir araç ve aracın sahibi yanında Semih kardeşim var. Semih kardeşim, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim sana. Eyvallah kardeşim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Ne olsun işte, arabayla uğraşıyoruz. Bu da bizim bir hobimiz. Eyvallah. Sen öncelikle ben sana teşekkür ediyorum tekrar. Davetimi kırmadın. Arabanı çekmene izin verdin. Bunun için tekrar teşekkür ediyorum. Ne demek ya, her zaman. Eyvallah, eyvallah. O zaman şöyle yavaş yavaş aracı tanıtmaya başlayalım. Sen bize aracı tanıt, çünkü aracı sen biliyorsun. Tabii bu arada arkamızda görmüş olduğunuz normal bir M2 değil sevgili dostlar. M2 Competition. Evet. Doğru mu? Evet, doğrudur. Normal bir M2 ile M2 Competition arasındaki farklara ineceğiz. Onları anlatacağız, aracı sizlere tanıtacağız. Umarım beğenirsiniz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet sevgili Semih kardeşim. Aracı şöyle kısaca bir anlatır mısın? Nedir, ne değildir? Arabamız M2 Competition 411 beygir. Bunun şimdi özelliği normal M2'ye nazaran M4'ün motoru var. Ama öncelikle şöyle istersen bir aracın etrafını gezelim. Etrafını bir tanıtalım, gösterelim. Daha sonra oraya gelelim. Olur mu? Şimdi Semih kardeşim. Ön tampon bir acayip duruyor. Bunu sen mi yaptın çıkışın böyle? Şimdi ön tamponu kaplama yaptırdık. Şuralara, şu kısımlara. Normal M2'de zaten burası farklı oluyor. Izgarası birleşik olmuyor. Ayrı oluyor. Normal standart. Mesela normal bir 2 serisinde gösterelim. Aynen. Normal 2 serisinde olduğu gibi normal M2'lerde de böyle. Competition'da da birleştirilmiş. Biraz daha spor durması için görünümü. Tamponunda biraz farklılık var. Kıyas ettiğiniz zaman, ikisini yan yana koyduğunuz zaman tamponun farklılığını görebiliyorsunuz. Biraz daha kaslı durması için. Çok böyle kaslı duruyor gerçekten de. Çok güzel olmuş. Evet. Aynaları M4, M mahsus aynaları var. Normal M2'de bu da yok. Yani gördüğünüz gibi şu uç normal M2'de yok. M2 Competition'da hakiki M aynaları kullanıldı. Fren sistemi, büyük fren sistemi var. Bu büyük fren sistemi görüyorsunuz 1, 2, 3, 6 sıkmalı oluyor bu. Yani şurada 3 kolben, 6 sıkmalı 1, 2, 3 yani 6 tane daha büyük fren sistemi var. O yok normal M2'de. Jantlarımız 19'luk, ön 19-45, tarafta 245-35. Arka tarafta da jantlarımız 19'luk jant, yine 265-35'lik jantlarımız var arkada. Hı hı. Ve fren sistemimiz gördüğünüz gibi normal M2'lerde tek. Şu görürsünüz zaten, mavi olur o. Bunda da 2 tane, yani toplam 4 sağ tarafta. Arkaya baktığımızda ise ne görüyoruz? Competition yazısını görüyoruz. Evet. Özelliği de o, Competition yazması siyah, M2 hı hı. yazısı siyah. Spoilerımız var. Çok güzel spoiler olmuş. Yalnız plakaya takıldım. Plaka çok güzel. Teşekkür 571. Ederim. Bilmeyenler için açıklayalım. 571 Peygamber Efendimizin doğum günü oluyor. Böyle yaptık. TC'de Türkiye Cumhuriyeti. Vatanımız, Türkiye Cumhuriyeti. Çok güzel olmuş gerçekten de. Egzozumuz farklı. Normal M2'lerde yani şu görünümü alamazsınız. Evet. Arkadan baktığınız zaman egzozu farklı ve bunlar gümüş renginde. Yani anladım. Krom. Krom. Aynen. Zaten birazdan sesini falan dinleriz. Evet. Sürüşü de çok rahat. Şu an kayıttayız. Sürüşü rahat. Evet. Biraz sarsıyor ama tabii spor aracı olduğu için. Aynen. Maşallah. Türkiye'ye gideceğiz işte bununla. Sıla yoluna mı çıkacaksın? Sıla yoluna çıkacağız. Ayın ikisinde yolculuk. Allah kaza bela vermesin. Amin cümlemize. Tüm yola çıkacak olanlar. Amin. Dönecek olanlar. Amin. Araç çok rahat. Ya aslında diyebiliriz ki o zaman M4 alacağına M2 ala. Yani. Aynı şey. M2 Competition daha doğrusu. Aynısı. Performansı her konuda çıkartabilirsin motordan. Hı hı. Tabii garanti süresince kimseye tavsiye etmem. Yani evet. Motorda oynama. Garanti bittikten sonra. Şimdi dediğim gibi 411 beygir,
500 beygire kadar, hadi 480 diyelim, kolaylıktan çıkartabilirsiniz. Hı hı. Baş ağrımadan. Tabii birkaç değişiklikler olacak. Hava sisteminde falan. Filtreler, şunlar, tabii, bunlar. Onları değiştirmen gerekir. Tabii. Ama en fazla bir masraf yapmadan. Ya zaten hani aldığın zaman, biraz da şöyle etrafı gösterelim. Yanımızda güzel bir Porsche geçiyor. Hani zaten aldığın zaman herhangi bir masraf etmene gerek yok şu aracı. 410 beygir gücü. Yani her türlü performans olarak her türlü yeter yani. Doğru mudur? Aynen, aynen. Tünel sesi dinleyelim ha biraz da. Sıfır yüzü ne kadar? Sıfır yüz 4.2. 4.2. Daha onu test edemedik. 2000 kilometre sonra yine isterse arkadaşlarımız, onun da videosunu yaparız. Motor açıldıktan sonra tamamen. Evet. Şu anda bunun performansı kilitli. Yani tüm yok. %80 civarı. Evet. İlk 2000'de işte yağ değişiyor, değiştikten sonra açılıyor sınırsız. Aha. Allah ne verdiyse. Araç yeni olduğu için fazla. BMW fabrikası. Daha önce de arkadaşlar bunun videosunu çekmiştim. BMW, evet, yani BMW dünyasını gezmiştik. Bununla ilgili o videoyu da şu anda sağda çıkan yerde izleyebilirsiniz. Gaz gaz! Böyle. Tamamdır. Peki Semih kardeşim, şimdi biz neredeyiz? Arkamızdaki gördüğümüz kısım nedir? Burası BMW'nin merkezi. Kalbi oluyor burası, BMW'nin fabrikası. Şu sağ taraf fabrika oluyor. Karoseri, karoser yeri. Burası da ana merkezi, beyni. Yani bütün patronlar, CEO'su burada kalıyorlar. Arkada da BMW müzesi. Şu sol tarafta, hemen binanın solunda BMW müzesi var. Onun arkasında da zaten BMW dünyası var. Senin videonda gördüğüm kadar oraya da gitmiştin. Gitmiştim. Yani bunları nereden biliyorsun peki? Bize açıklar mısın? Neden böyle? Ben kendim BMW'de çalışıyorum. Arge kısmında araştırma, geliştirme. Yeni modellerle ilgileniyoruz. Çıkmadan önce geliştiriyoruz. Sonra montaja aktarıyoruz. Aracı kısaca tanıttık. Peki şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Normal bir M2 ile M2 Competition arasındaki fark nedir? Neden BMW M2 Competition üretme gibi bir ihtiyaç duydu? Normal M2 biraz zayıf geldi insanlara. Yani insanlar tenkitte bulundu. Dediler ki yani M2, tamam ismi M2, M4 egzozu var. Fakat yani hakiki M gibi değil. Motoru hakiki M değil. Normal M2'nin motoru 1.40'dan alınma. Sadece biraz daha güçlendirilmiş. 1.40, yani M1.40, M35 bilirsiniz. Ondan alınma. En büyük farkı bunda M4'ün motoru takıldı. Yani bunda M4'ün birebir motoru takıldı, var. M2 Competition aslında kırma bir M4'tür. Aynen. Diyebilir miyiz? Aynen. İstersen motora da bakalım. Şimdi motordan bahsetmişken M4 dedik. Hemen şöyle bir kaputun altına bakalım neler varmış. Yani M4'ü açarsanız motor kaputunu, aynı zaten bu manzarayı görürsünüz. M4'te de aynısı. Yani M4 birebir. Şimdi baktığınız zaman buna diyemezler size M2 mi, M4 mü veya M3, 4 kapılısında M3 oluyor. Hı hı. Onu yani karıştırabilirsiniz. Fark edemezler, fark diyorsun. Fark edemezsiniz. Aynısı böyle. M2'de bu olay yok. Karbon fiber, yani bu sabitleyici, karoseri sabitliyor. Motor farklı, burada soğutucusu yok. Yani bu olaylar normal M2'de yok. Peki görmüş olduğumuz bu motor kaç beygir gücünde? Gücü nedir? Torku nedir? M4'te bu motorlar 500 beygire kadar GTS versiyonunda, DTM versiyonlarında takılıyor, üretiliyor. Yani bu motor çok iyi bir motor. Şeyinden de geldiğimiz için, yuvasından da geldiğimiz aynen, için. Senden iyi bilen de olmaz herhalde. Yani bu motor sadece 411 beygire düşürülmüş. Şimdi siz kalkıp da bu arabaya 410, 450 beygir verirseniz, aynı M4'teki, M3'teki gibi,
O zaman kim alır M4'ü? Yani. Fiyat farkı var. Ondan sonra sürüş farkı değişik. Ufak olduğundan daha güzel sürülüyor. M4 biraz daha kaba kalıyor. Evet. Yani millet bunu tercih edebilir. Onun için gücü biraz azaltıldı. Başka farkı, karbon fibre tabanı yok burada M4'teki gibi. M4 biraz daha hafifleştirilmiş spor, yani yarış pistine yapılmış biraz. Hı hı. Çünkü motor kaputu alüminyumdandır. Sonra bagaj kızmı, böyle bazen faşteyakta şeylerden, materyallerden yapılmış. Hafifletilmiş metaller diyorsun. Hafifletilmiş materyal. Yani aynen. Karbon fibre diyelim size. Karbon tamam. Fibre, bagaj kısmı, tavan kısmı. M4'te bunlar var. Bunda bu olay yok. Bunun motoru M4, koltukları M4, fren sistemi M4. Yani M4'ten ufak olduğu halde daha hızlı. Daha ağır mı? Kaç kilo peki? Araç 1600 kilo. M4 yani 1500-1550, yani neredeyse birebir aynılar. Yani bildiğiniz bir olmasına rağmen. Bildiğiniz bir M4'ün kırması daha küçük. Aynen. Hale getirilmiş. Aynen. Peki teknik özelliklerine bakacak olursak iç kısma, biraz da içten bahsedelim, hep dıştan bahsettik. Koltuklarımız aynı M4 koltukları oluyor. Burada ışıklandırmamız var. Akşam olduğu zaman burada ışıklandırmamız M2 logosunu ışınlandırıyor. Görebiliyorsunuz. Deri koltuk değil mi bunlar? Deri koltuk, evet. Hava delikleri var. Yani terlememek için. Şu yanları alkantara atıyorsunuz yanaklara ayar vermek için. Arkadan destek, hava desteği yapabiliyorsunuz. Yani masaj da yapıyor mu? Için. Masaj yok, da yapıyor mu? Almıyorum o zaman. Almıyorum o zaman. Olmadı şimdi. O kadar lüks yok bunda maalesef. Dediğimiz gibi yazımız M2 Competition her halinde belli oluyor. Yani M2'den farklı olduğu her yerden belli oluyor. Evet. Koltuklarımız dedik. Burası girişimiz dedik. Sonra direksiyonumuz, bu olay menüsü, bu M2'nin normalinde yok. Yani şu içeriye girersek görürsün. Hı hı. Şuradaki iki düğme var ya, bir direksiyon düğmesi. Şöyle bir yakından alayım. Evet. Buradaki düğmelerden aynen bahsediyorsun. O normal M2'de yok. Buna bastığımız zaman direksiyonumuz spor, konfora ayarlıyor. Biraz daha mı ağırlaşıyor, daha sertleşiyor? Ağırlaşıyor, sertleşiyor. Ondan sonra deviri değişiyor. Motor deviri değişiyor. Sesi farklı oluyor, değişiyor. Onu da o ayarları ayarladıktan sonra sabitlediğimiz zaman menüde direksiyondan, yani her zaman oralarda oynamamıza gerek yok. Direksiyondan ayarımızı menü 1-2'ye basıyoruz. Ona göre spor oluyor veya kattan da değişti değil mi M2 ile oranla? Göstergelerimiz, katranlar. Aynen. Göstergemiz son M2 modellerinde de bu gösteri kullanıldı. Hı hı. İlkinde yoktu ama sonunda kullanıldı bu gösteri. Gördüğünüz gibi servisi yapılması gerekiyor 340 km. Az kalmış. 2000'lik servisi oldu. Kaç model peki bu araba? Arabamız 0. 0? 0. 2019 model. 2019. Aşağı yukarı 2 haftadır. Sen de. Elimizde. Yani. Apple CarPlay var. Genişletilmiş ekran var. Çok güzel. Burada görmüş olduğunuz iDrive'ler var. Kontrol ünitesi. Touch. Touchpad. Bunlar touch mı? Orası touch. Burası touch. Gördüğünüz dokunmatik gibi ekran. 10 numara. Mero çalıyormuş. Dinleyelim mi? Dinlemeyelim. Telif gelir. Yee kopalım. Normal burada görmüş olduğumuz koltuk dayısı. Bildiğimiz. Peki bu şey mi? Telefonu şarj etmek için. Aynen, şarj etmek için. 10 numara. Samsung telefonunuzu kablosuz. Yeni tür cihazları şarj edebilirsiniz. Burası da karbon fibre kablo kaplamamız aynen var. Karbonla burada belli oluyor. Çok güzel olmuş araç. Burada ise yine karbonlar devam ediyor. Harman kardon ses sistemimiz var. Aynen, çok güzel. Gerçekten de zaten bildiniz BMW ve diğer özellikleri, fazla öyle anlatmaya gerek yok. Arka koltuğa bakacak olursak arkada yine böyle görmüş olduğunuz gibi deri koltuklar devam ediyor. Aracımız 2019 model 0. Kesin bunu merak ediyorlardır. Tamam. Çok güzel bir soru. M2 Competition 2019 model. Fiyatı ne kadar? Açık ve net. Tabi full mü? Full değil. Üç seçeneği eksik. Yani sunroofumuz eksik. Hı hı. Onun almama sebebim ağırlık. Spor araba tamam için. Yani Almanya'da bu kullanılmıyor. Yani almıyorlar. Türkiye'de seviliyor ama burada sevilmiyor. Sunroof almadık. Elektrikli koltuk almadık. Oradan bir 10-15 kilo tasarrufumuz oldu. Ve bunda direksiyon titreme sistemi var. Hı hı. Yani şeritten çıktı.
baktığınız zaman şerit takip diyoruz. Aynen, şerit takip. Ama büyük modellerdeki gibi hani aktif bir yönleme olmadığı için onu da almadım. Sadece evet, titreme olduğu için onu da almadım. Bu üç seçenek hariç arabamız full. Şanzımanımız otomatik şanzıman, M-Spor şanzıman, büyük fren sistemi, 260'da kilitli değil. Hı hı. Drivers package diyorlar, onu aldık. Yani neredeyse full. Arabamız 75 bin euro. Fiyatı duyduk sevgili dostlar. Aracımız böyle. Biraz da şöyle aslında sesini dinleyelim isterseniz. Çalıştıralım. Sen çalıştır kardeş. Biraz daha ses dinleyelim. Ses seviyorlar bizimkiler, biliyor musun? Bir saniye. Çok güzel, çok güzel. Kilitliyor ondan dolayı. Şeyini açmam aha lazım da. Sizlere kısaca M2 Competition'ı tanıtmaya çalıştık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu arada bu araçla ilgili merak ettiğiniz herhangi bir soru varsa veya akıbetini merak ediyorsanız Semih kardeşimin de YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Semih kardeşimin YouTube kanalını buraya yazıyorum. Bütün merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Onu da takip etmeyi unutmayın. Semih kardeşim var mı bir söylemek istediğin bir şey? Çok sevinirim takip ederse arkadaşlar. Memnun kalırım. Eğer bir soruları varsa yönelebilirler. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Tabii. Kesinlikle kendisi çok iyi bir insan. Yeni tanıştığımıza rağmen sanki 40 yıldır tanışıyormuşuz gibi muhabbet ediyoruz. Gerçekten de 10 numara bir insan. Takip etmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Kendisi BMW'nin kalbinde çalışıyor. BMW'yi kendi üretiyor, kendi araştırıyor, kendi buluyor. O yüzden BMW'nin uzmanı diyebiliriz. Sorularınızı direkt sorabilirsiniz. Bak rahatsız edenler. Etsinler, canları sağ olsun. O zaman ne diyoruz? Kapanış yapalım. Ediyoruz. Arkadaşlar izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Senin kardeşim bir şey görüşmek söylüyorsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Çao çao. Bay bay. Bay. Tschüss.